yüksek bekliyorum, yalan değil. Çünkü köyde çok emek verdik, siz de gördünüz. Bence sofram, çeyizim. Yani tabii ki çok beğeniyorum, beğendim yani. Bakalım ya, yüksek bekliyorum. Emeğimin karşılığını inşallah vermişlerdir. İnşallah. İnşallah, bakalım. Peki en yüksek puanı kim verdi sence? İrem'den bekliyorum aslında yüksek bir puanı. O verir. Peki en düşük puanı kim vermiş olabilir? Mariana. Öyle mi? Evet, öyle düşünüyorum ama bilemem tabii. Öyle hissettim sadece. O zaman İrem diyorsan en yüksek puanı vermiş. İrem'den başlayalım. Olur, başlayalım. Moralli başlayalım diyelim. Tamam, olur. Hadi bakalım İrem, önce sebeplerini duyalım. Ardından puanını görelim. Öncelikle arkadaşım, köyde ağırlaman çok güzeldi. Üç etek olayı da güzeldi. Sıcaktan yandık ama yine de güzeldi. Güzel ağırladınız. Yani evini genel olarak pek tarzıma uygun bulmadım ama tabii ki benim tarzım değil. Burası senin evin. Evet. Ona göre puanladığımı düşünüyorum. Umarım ki beğenirsin verdiğim puanı. Allah diyelim. Bakalım peki, nasıl olacak. O zaman puanını görelim. Benim sana puanım 3. İrem'den yüksek bekliyordun evet, sen. Evet, bekliyordum. Yüksek derken 3 müydü, 4 müydü, 5 miydi? Ya 4 ya da 5 bekliyordum. Ben bunu köydeki ağırlaman ve çeyizine göre, işte yemeklerine göre verdim. Onun dışında birkaç eksiğim vardı evinde. Ve gri tonları çok ağırlıklı olduğu için ondan dolayı 2 puan kırdım. 3 puan ağırlaman ve köydeki yemeklerin. Mariana'ya 4 verdin. Yemeğini beğenmedik. Yani az bulduk. Yemeğini beğendik ama hani sunumda... Aynen, yemeği... Yetersiz bulduk. Evet, beğenmedik demeyeyim, yanlış olmasın. Sunumunu az bulduk. Çeyizini daha yöresel şeyler bekledik. Biraz da olsa bir şeyler görmek istedik. Evi griydi. Ama İrem, çeyiz ama benim için doğru bir benim çeyiz. Ama çeyiz benim için doğru bir seçim. Hatta yani kitap ama yapması hoşuma gitti demiştim. Burası gelin evi. Yani görmek istiyoruz. Aslan da bence bunu düşünüyor. Ben böyle düşünüyorum. Yani o çeyiz görülecek. O çeyizi görmek zorundayız yani. Bence o çeyiz görülmek zorunda. Bir tığ işi bir şeydir. Havludur, yazmadır. Bence görmek çok, bence çok düşük buldum. Peki bakalım gelinler aynı fikirde mi? Şimdi Mariana evet, da tabii. Dün tabii biraz telaş yaptı. Belki bir şey söylemek ister bununla alakalı. O zaman önce sen söylemek istediğini söyle ve sonrasında da senin düşüncelerin ve puanın tabii ki evet, görmek bu istiyorum. Bu arada çok teşekkür ederim. Çok enerjili, çok açık, böyle gerçek bir kızsın, gerçek bir gelinsin. Ve bugün benim için çok büyük bir şeyler açtın sen, açıldın. Köye gelince ben bayıldım, doğru söyleyeyim. Çünkü ben 6 sene Antalya'da oturuyorum ve ilk defa ben Antalya'nın köye girdim. Ve o elbiseler giydim, ilk yani yaşadım böyle bir şeyler. Yemekler gerçekten güzel, piyaz zaten çok beğendim. Sarma çok güzel, bayıldım evet. Ama ev girince biraz beklemiyordum bu kadar renkli ev. Çünkü salon turuncu, mutfak kırmızı, yatak odası mavi. Çok renkli bana geliyor. Tabii ki de renk olması lazım evin içinde ama sonuçta bu evde yaşıyorsun, köyde yaşamıyorsun ve bu evde yatıp ve kalkıyorsun aileyle beraber. O yüzden ev daha çok önemli bir şey benim için, yani bana göre. O yüzden evi ben doğru söyleyeyim fazla beğenmedim. Puanını çok merak ettik. Mariana. Aç bakalım. Evet. Puanını görelim. Üç puan. Beklediğim bir puandı aslında. Şaşırmadım. Bekliyordum. Ben de ona 3 vermiştim belki. Karşılıklı olabilir. Karşılıklı hiçbir şey yok. Hiçbir tamam, arabesi evet, yok. Tamam. Ben adaletli durmak istiyorum. Ve gerçekten bu puan köy karşılamak puanım. Gerçekten de söyledim, çok güzel. Yemekler de güzel. Çeyizler zaten öğrenmiş ve bana göstermiş gibi şey yaptın. Çeyizler de artık biliyoruz ne demek çeyizler. Bu zaten bu puan o köy karşılamak puanım. Üzgünüm aslanım. Evet. Öleceğimi söyledim yani. İşte. Peki
Ceren, seninle devam edelim. Bence arkadaşım senin bugün evinde hiçbir eksiğin yoktu. Perden, halın, her şeyin, çeyizin, karşılaman, bize üçetekleri ayarlaman, bize gösterdin zaten evde olsak bunu da sunacaktık diye. Ayranın, yemeklerin, tatların, her şeyin çok güzeldi. Evet. Ufak tefek olmaması gereken şeyler vardı. Mesela mutfak halısı çok selam çakıyordu şeylere. Evet. Perdelerin boyu biraz uzun. Onlardan belki hani, onlar biraz içime sinmemiş olabilir. Ve ben zaten fark ettiyseniz senin elinde de, senin elinde de, sizlerde de hiç ben beğenmedim o yüzden diye hiçbir şey söylemedim. Çünkü hep sizin tarzınıza göre yorumluyorum. Acaba Emine'nin tarzı bu ve ne katmış o tarza? Evet. Biblolar mesela uyumda mı, akışta mı diye. O yüzden de arkadaşım ben telefonu açmak istiyorum. Aç bakalım, bekliyorum. Hadi bakalım. Peki. Puanını görelim. Benim sana puanım 4. Teşekkür ederim. 4 puan. Hı. Beklediğim bir puandı. Beklediğim puan ama Ceren'den beklemiyordum. Öyle ama mi? Ben hep öyle yorumlar yaptım ve size hep nasıl puan verdim de Maria'nın günde de söylemiştim. Bir eksiğin yoktu arkadaşım. Ufak tefek olmaması gereken şeyler vardı. Sağ ol. O kadar. Teşekkür ederim. Sevindim. Onlar da olmasaydı inan 5 verirdim yani. Ama İrem'e çok kırıldım. Hiç beklemediğim bir puandı bence. Öyle mi? Ben de bu puanı anlamadım. Bana 2 veriyor, sana 4 veriyor. Yani. Aşkım hemen açıklayayım hemen. Açıklayabilirsin. Bak, şimdi ben dedim az önce etaplara göre puan veriyorum. Çeyiz yoktu, evinde olması gereken şeyler yoktu. Halı yoktu. Sofranda sunumun... Halı çok önemli yani ürün. Ama aşkım bu programın formatı bu, o yüzden. Ama halısız çok evler görüyorum Antalya'da ama sonuçta. Ama sen bu programda gördüysen evler var. O zaman katılmayacaklar. Ve güzel benim yer de yapıyorlar, lamine, fayans. Ve halı da çok fazla yazın sıcak yapar. Bak yani, aşkım, bir gelinin gelinliği neyse evin halı ve perdesi de odur. Ben buna katılmıyorum ya. Dediğim gibi. Çünkü ben buna katılmıyorum. Ev dekorasyonu için yani bu olmazsa olmaz değil. Tamam perde öyle ama. Perde olsun ama illa bir halıya da gerek yok. Mutfakta yok. Tamam olabilir. Mesela mutfakta yok aslanım. Tamam olabilir hani mutfak. Tamam diyelim. Ama yatak odasında da yoktu mesela. Yo bak ben ona şey dedim. Peluş atabilirdi dedim. Evet, güzel bir peluş atabilirdi dedim. Sen şimdi Ceren'cim halı ve perdesi vardı. Halıdan 2 puan, 4 3 puan mı kırdın? Hayır ben halıdan kırmadım. Dediğim gibi bak çeyizi yoktu. Evet. Oradan gitti zaten. Tamam. Eksikleri vardı, dekorasyonu yoktu. Oradan da gitti. Biz yani gelin evi ya bu program. Dekorasyonu yoktu derken neyi kastettiğini yani sormak ister herhalde tabii sana. Açıkladım. Tabii ki, dekoratif açıkladım. Dekoratif eşyaları falan yoktu. Benim için çokluk ve azlığa göre ben puan kırıp eksiltmiyorum. Var ya da yok olmasına göre eksiltiyorum. Mariana'nın evinde o kadar yok olan şey varken ve Emine'nin evinde hiçbir eksik bulamamışken, ufak tefek ebük gübük bulmuşken ben ikisine aynı puanı ya da yakın puan veremezdim. Ceren bence orada adaletsizlik yaptığını düşünüyorum. Çünkü o ev ikilik bir ev değildi. Bu evde dörtlük bir ev değil. Ayşegül'cüm senin puanın kaldı. Evet. Sebeplerini duyalım ve puanını görelim. Bize köyde yaşattıkların için teşekkür ederiz. Gerçekten her şeyin çok güzeldi. Çok emek vermişsin. Çok beğendim hepsini. Çeyizin çok güzeldi. Yemeklerin çok güzeldi. Helvan çok güzeldi. Evinde yatak odasında eksiklerini buldum. Eksiklerin vardı biraz. Salonunda da yine biraz vardı. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Peki. Tamam. Puanı görelim. Evet. Gerekirse evet. Üzerine konuşuruz. Tamam. Aynen. Benim sana puanım 4 puan. Teşekkür ederim. Allah'ın adaleti puanlarımızın asaleti. Benim puanım bana göre daha yüksek olması lazım. Çünkü 4 puanlık işi değil bugüneki iş. Tabii ki köy güzel, her şey güzel ama evin puanı en az 2-3 düşüyor. Evet, toplamda 14 puan aldın. Her şey için sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok güzel aslında bir gündü. Benim de senin için puanım var tabii ki. Tamam. Şimdi benim puanımı görelim. Emine gelin bizi kayınvalidesiyle birlikte, davulla, zurnayla birlikte köyünde karşıladı. Geleneklerine inanılmaz bağlı bir gelindi ve köyünün geleneklerini yaşatmaya çalışması ve bizimle paylaşması bence çok değerliydi. Onu tebrik ediyorum çünkü geleneklerine sahip çıkabilen
çok az insan kalmadı mı? Evet, bence kaldı. Yani neredeyse unutulmaya yüz tutmuş adetlerdi bunlar. Neydi bunlar? Üç etek giymiştik. Sağ olsun bizim için de hazırlamıştı, bize giydirdi. Oradan gittik. Keşkek yapımı için o ağır tokmaklarla buğdayı dövdük ve keşkek yapıldı. Yer sofrasında bizi ağırladı. Yani bence çok güzel bir gün geçirdik. Ben buradan kayınvalidesine ve ona yardım eden köy halkına da çok çok teşekkür ediyorum. Sonrasında evimize geldik. Evet, gelinler biraz salonu kimisi sevdi, kimisi çok sevmedi. Turuncuyu çok iddialı buldu, griyi çok fazla buldu. Mutfağında bazı yorumlar yaptılar ama güler yüzüyle birlikte ben bugün çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Ama üzüldüğüm anlar oldu. Çorap yarışmasında, çorap katlama yarışmasında çok iddialıydı gelinimiz ama ne yazık ki sadece alt çorap eşleyebildi ve ne yazık ki ödülü kazanamadı çünkü dün biliyorsunuz Mariana gelin 11 çorap eşlemişti. Sonrasında dedim ki hadi bakalım eşinle birlikte ilişki testinde mutlaka kazanırsın. İlişki testinde de geçemediler ama birbirlerine çok aşık, sevgi dolu bir çift gördüm. O da çok güzel bir şey. Sevginiz daim olsun güzel kardeşlerim. Evet, benim puanımı da sen de arkadaşlarınla birlikte cuma günü öğreneceksin. Öpüyorum seni. Evet, yarın yine aynı saatte kimin evindeyiz? Benim. Evet, benim. Sizlerden evindeyim. Bir ricam var arkadaşlar. Öyle mi? Ben bir konsept yapıyorum aslanımcığım. Evet canım. Pembe konsept yapıyorum. Sizden ricam da tepeden tırnağa pembe giyinip gelmeniz. Öyle mi? Evet, aynen. Pes pembe. Pes pembe. Her yerimiz. Her ton olabilir pembenin. Kendinizi sınırlamayın. Her türlü kombin olabilir. Pembe. Tamam. Bakalım. Pembe gönlüm sende diyoruz. Aynen. Evet. Çok senin güzel. Senin için pembelenip de geleceğim. Şıkır şıkır böyle. Çok bomba, çok enerjik, çok harika. Altınları tak üstüne yine şıkır şıkır gel. Aynen. Peki o zaman değerli izleyenler, yarın pes pembe bir gün olacağı benziyor. Yarın yine aynı saatte Ceren'in evinde Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.